Arkadaşlar hepinize selam. Normalde bu saatte vlog başlatmam. Şu anda saat 6.30. Ama vlog başlatmak istedim. Çünkü çok güzel bir yere iftara gidiyorum. Sizle de bunu paylaşmak istedim. Daha önce hiç bunu göstermemiştim galiba. Buraya geldiğimi göstermemiştim. Mezun olduğum liseye iftara geldim arkadaşlar. Her sene mezun olanlar, yani mezunlar derneği çok güzel iftarlar veriyor. Ve biz de hep böyle katılmaya çalışıyoruz. Ben böyle tabii yaza denk geldiği zaman Ramazan. O zamanlar işte karasüt olduğum zaman katılamıyordum ama elimden geldiğince İstanbul'da olursam mutlaka katılıyorum. Bugün de o gün yani yine cumartesi günü çok güzel bir iftar programı hazırlamışlar. Aslında benim haberim yoktu. Ben aslında bu sene yine olacak mı olmayacak mı, acaba olmayacak mı falan dedim. Sonra bugün arkadaş yazdı gruptan, iftara gelen var mı diye. Aa dedim, bugün mü iftar? Evet dedi. Sonra hemen Rıdvan'a da söyledim. Rıdvan'a gidebilirsin dedi. Ezel'e Palay babaannesine bıraktım. Şimdi geldim. Size böyle hem mezun olduğum okulu göstermek istiyorum detaylı. Sınıflara falan girebilirsek çekmek istiyorum. Tabii ki benim okuduğum dönemdeki binaların hepsi yıkıldı. Hepsi yeniden yapıldı. Ama o ruh hala var yani. Onu hissediyorum. Tam 16 sene olmuş mezun olduğum. Bu arada Kartal Anadolu İmam Hatip'ten bahsediyorum. Zaten aranızda bilenler, duyanlar vardır. Eğitimiyle ün salmış bir okul gerçekten. Eğitim kalitesi olsun. O kadar iyi ki ben o yüzden bu okula mensup olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi hadi bakalım girelim. Hem eski arkadaşlarımızı görelim, dertleşelim, muhabbet edelim. Hem de eski okulumuza, eski yanlarımızı yad edelim. Siz de buna şahitlik edin. Evet, biz geldik. Esra'cığım da geldi. Poz ver kız. Öyle durma. Utandın mı? Şuraya kurmuşlar. Böyle burada yemekhane falan var. Şimdi içeriye gireceğiz, bir bakacağız, sonra dolaşacağız. Şimdi burada bir tane sergi var. Hüsnü Hat sergisi. Onu gezelim dedim Esra'cığımla birlikte. Size de çekeyim. Şöyle. Acaba bunları öğrenciler mi yapmış Esra? Yahya Yıldız. Ama tabii öğrenciler mi, o yazmıyor. Hat çok severim ya, var ya. Bayılırım. Şöyle hepsini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Aranızda bu işleri seven der varsa şöyle. Esra, bir de böyle şey vardı, hatırlıyor musun? Mezunların isminin yazılı olduğu bir yer vardı. Ama biz yoktuk ikisi. Mezun olduğundan 2 sene sonra. Evet. Şöyle, bence bunları öğrenciler yapmıştır diye düşünüyorum. Çok güzel ya, al evine as. Celisülüs. İsimleri var herhalde bu hat sanatının. Sülüs. Şu neymiş? Şu değişik. Ay evet. Allah Allah. Nasıl yapıyor? Kendinin mevsimine kadar katlanabilir. Çekeyim mi seni? Kardeşim burasını çek. Bakın arkadaşlar, özürüm. Evet. Beni kocamla... Seni zaten tanıyorlar ama yine de bunu her gördüğümde söylemek istiyorum. Bunlar da böyle tatlışlarımız. Kocaman oldular. Bay bay anneciğim. İyi ki Kartal'dayız. Evet, ben onu söyledim biliyor musun? İyi ki dedim. Yani mensubu ve mezun olamadım ama orası ince detay, onu anlatacağım size. İyi ki de öyle olmuş. Aynen, yani. Çok kardeşimiz tanımışız. Arkadaşlar işte bizim okuduğumuz kısım bu tarafta. Burada 1, 2, 3 tane bina var şu an. Bizim okuduğumuz zaman 4 taneydi. Aynen. Ama bu bina da yıkıldı ve tekrardan yapıldı. Bir de camisi var tabii ki. Burada böyle basket sahası falan var. Normalde bu bahçe böyle aşağı doğruydu. Esra bak, oraları kapatmışlar. Aa, çok enteresan. Ya burası komple bize aitti. Çok güzeldi. Kızlıklar tarafı böyleydi, buraydı.
Buraya hep geliyorduk işte, şu tarafta bir kapı gibi bir yer daha var ama kilitliydi. Orada köşede oturuyorduk, hatta görünüyor şurası. Orada köşede oturuyorduk. Yol yapmışlar Esra. Şuradan. Ay böyle. Eski anılarımız canlandı. Şu an bu binada erkekler mi okuyor, kızlar mı okuyor onu bilemiyorum ama. Şu an hangisi Esra biliyor musun bu binada? Burası yine kızlar. Kızlar mıdır? Böyle burası yemekhane şu an. Böyle güzel bir okul. Şöyle bahçemiz, şöyle masalarımız da bu şekilde. Arkadaşlar bizim iftarımız bitti. Zeynep Halay'ı da Rıdvan annemlere gönderdi. Ben o yüzden şu anda Esra'ya dedim ki Esra işim var mı? Ne olur işim yok de. Benim şu anda böyle dertleşecek, muhabbet edecek arkadaşa ihtiyacım var. Sağ olsun, o da dedi ki işim yok Pınar, gel oturalım. Böyle bizim mahallede bir pastane var, oraya geldik. Şimdi kahve içiyoruz. Biraz böyle dertleşiyoruz falan. Ondan sonra da artık evimize gideceğiz. Anneme dedim ki Zeynep falan uyut. Uyutman lazım. Aynen, bir gün de inşallah Çengelköy'e gideceğiz. Yine Zeynep falan uyutup Esra'yla takılmacalar. İnşallah böyle. Şimdi kahvemizi içip dertleşiyoruz. Şimdi bayramlık baklava hazırlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra ilk önce fındığımdan başladım. Benim böyle kırılmış, ayıklanmış fındığım vardı. Tepsiye koydum, fırına verdim ve kavurdum fındığımı. Ondan sonra şimdi onu ayıklıyorum. Böyle ayıklayacağım. Biraz da kavrulmamış vardı. Böyle öğüteceğim, karıştıracağım onu beraber. İkisini beraber karıştıracağım. Baklavanın içine onu koyacağım. Cevizim de var. Cevizle karıştıracağım hatta. Sonra burada malzemeleri de söyleyeyim ben size. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı süt ya da yoğurt koyun. 1 tane yumurta, bir tepsi için bu. Şöyle normal bir tepsi için bu benim verdiğim tarif. 1 tane yumurta, 1 kaşık sirke, birazcık çok böyle azıcık da tuz koydum. 1 kaşık da tereyağı koydum. Onları böyle güzelce harmanladım, karıştırdım. Şimdi ben bunu hamur yapacağım güzel bir şekilde. Tereyağı da oda sıcaklığında olacak böyle. Ondan sonra unu da eleyerek koyacağım ben ki güzel olsun diye. Böyle eleye eleye. Fındık işini de Şeref'e bıraktım. O ayıklayacak güzelce. Evet. Ondan sonra ben bunu nişastayla açacağım. Benim için fark etmiyor. Buğday nişastası, mısır nişastası hiç fark etmiyor. Elime ne geçerse, evde ne varsa ya da markette ne bulduysam onunla yoğuracağım. Şimdi ben hamurunu yapıyorum sizin için. Şöyle yumuşak bir hamur elde ettim. Şöyle çok güzel yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi ben bunu ikiye böleceğim. Ben çünkü iki tepsilik yoğurdum. Hamurumun çokluğuna bakmayın. İki tepsilik yoğurdum. Şöyle ufak ufak bezelere ayıracağım. Ufak derken yani bir açmalık şöyle. Sonra ben bunları böyle şey yapacağım. İlk önce size göstereyim de şöyle yapıp hazırlayacağım bezelerimi. Sonra şöyle ufak ufak açacağım ve dinlendireceğim. Şu kadar şu kadar açıp dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra büyük büyük açmaya başlayacağım. Şimdi bu kadar böyle böyle açıyorum ve şöyle bolca nişasta koyacağım. Hepsini üst üste koyup, yani normalde bazıları akşamdan yapıp böyle hazırlayıp sabah açmaya başlıyorlar ama o zaman çok böyle suluyor, sulanıyor, yumuşuyor. Ben şimdi böyle yarım saat, bir saat kadar dinlendireceğim hepsini üst üste koyup.
Ondan sonra büyük büyük açmaya başlayacağım. O zaman tekrar size göstereceğim. Ayıkladık. Şöyle temiz olanları ayrı bir yere koydum. Şöyle soyulmayanlar da var. Bunları öğüteceğim şimdi burada. Bunları koyacağım baklavanın içine. Çürük falan yok ama sadece kabukları çok güzel ayıklanmadığı için bunları o şekilde kullanacağım. Şöyle. Güzel koktu ki mis gibi. Baklavamın içine bunu koyacağım. Biraz da kavrulmamış fındığım vardı, öğüttüğüm. Sen annen şekerleme yapıyor. Sen yapamıyorsun değil mi onu? Yapsana. Niye yapmıyorsun? Yaparız. Bir de onu görsünler bakalım. Şöyle bu da kavrulmamış fındıktan öğüttüğüm fındığım. İkisini bir karıştıracağım böyle. Hani yani bunu da kullanmış olayım diye. Biraz da cevizim vardı. Onu da karıştırayım. Bu da ceviz. Ceviz, fındık. İkisini bir ceviz böyle. Değil mi? Çok olsun. Çoğu ceviz olsun. Evet. Şöyle. Şöyle bunu baklavamın içinde kullanacağım. Bakın. O kadar güzel oldu ki. Hem kavrulmuş, hem kavrulmamış, hem ceviz. Hepsi bir arada. Mis gibi de koktu. Ondan sonra şimdi ben baklavamı da açmaya başlayacağım. Bayağı dinlendi çünkü. Sizinle birlikte açalım baklavamı. Bize kolay gelsin o zaman. Şimdi ben hamurlarımı dinlendirdim. Hamurlarımı dinlendirdim. Böyle üst üste koydum, görmüştünüz. Sonra bir poşetle şöyle kapattım üstünü. Ondan sonra tekrar açmaya başladım. Yumuşamışlar, gayet güzel açılıyor. Baklava hamuru hani ben özel bir un söylemeyeceğim, un markası söylemeyeceğim. Böreklik, baklavalık un dedik yazan unlardan açabilirsiniz. Onlardan olabiliyor. Şöyle inceltebildiğim kadar incelteceğim bunu şimdi. İnşallah yırtılmadan yaparım. Bak yırttım. Gördün mü? Kendi kendime güzel ettim. Öyle demesem yırtılmayacaktı belki de. Ben bunu yaparken aralarına tereyağı sürmüyorum. Ama bittikten sonra en üstüne bolca böyle bayağı bir bol bir tereyağı döküyorum. Her yerini ıslatacak şekilde güzelce yağlıyorum ben onu. Sonra pişmesi de çok önemli baklavanın. Çok güzel böyle nar gibi kızarması lazım. Böyle içi hamur kalmaması lazım. Ağır ağır güzel bir şekilde pişmesi lazım. İlkin günah olmazmış. İlk hamurum yırtıldı. Olsun. Bayağı inceldi şimdi. Ben bunu koyayım da sonrakini daha güzel açacağım inşallah.
Şöyle kenarlarını da tekrar şöyle diziyorum. Bir de ben tüm aralarının katlarına fındık koyuyorum ama böyle ilkine koymuyorum. Mesela bir tane koydum. Bir tane daha bunun üstüne koyacağım. Ondan sonra başlayacağım fındık koymaya. Bakın hemen hemen iki tane yapmış gibi oldum. İki kat oldu yani bu şimdi. Böyle. Ooo Sevil Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Babam çekti mi anne videoları? Çekti biraz. Ha, iyi bakalım. Daha yeni başladım zaten. Bu ikinci diyorum. Sofra nasıl anne? Güzel açılıyor mu? Güzel. Annem baklavaları açmaya başlamış. Annem hiç oturuyorsun hemen oradan annenin yanına hiç ellemiyorsun tamam mı? Evet anneciğim anlat. Şimdi birkaç kat koydum ben. Fındığını koyarken göstermemiştim. Böyle koyuyorum. Sonra üzerine şöyle yaptığım fındık ceviz karışımından koyuyorum. Şöyle. Biraz bol oluyor benim fındıklarım. Tabii fındık bol olunca. Benim baklavamı yiyen diyor ki tabii fındığın var ya bol bol ya. Koymuşsun diyorlar. Ama böyle de güzel oluyor. Sonra hadi yap anne. Tamam. Ya. Ya kızım ne yapıyorsun kızım? Anne şunu o mu koyacaktım? Daha almıyorsun tamam mı bebeğim? Böyle, şimdi annemden gördüğü için tabii ki de Zeynep hala da hamur açacaktı. Annem de ona bir tane verdi. Şimdi açıyor. Bakın bakın nasıl eline yakışıyor benim kızım. Maşallah sana ya. Ya Zeynep maşallah annem. Heh. Döndür. Arkadaşlar şimdi annem bitirdi. Böyle kesiyor. Üçgen üçgen kesiyor bu şekilde. Bir tepsi daha yapacakmış. İki tepsilik yoğurmuştum çünkü. Tepsileri küçük annemin. O yüzden de böyle iki tepsi yapacak. Pişirecek. Şerbeti ne zaman dökeceksin? Hani bayram günü mü? Alfa akşam dökelim. Yarın akşam. Yarın akşam. Böyle kesiyor. Tabi herkesin kesiş şekli farklı. Sonra buradan da böyle yapacağım. Şimdi bunun üzerine bol tereyağı dökeceğiz arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde. Ondan sonra da fırına verip pişireceğiz. Zaten o aşamaları da size gösteririm. Evet arkadaşlar şimdi tereyağını böyle her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Hemen fırına verecek misin anne? Pişirecek misin yani? Vereceğim. İnşallah çok lezzetli olmuştur. Senin baklavaların da güzel oluyor gerçi ama. Biraz şerbetiyle alakalı biraz da pişmesiyle alakalı oluyor aslında. Ha. Doğrudur anne. Nasıl oldu? Zaten gitmişti yani içine düştü canlandı daha yiyemeyiz. Yok yiyemeyiz. Kapak bu melemen yapıyordum. Kapak birdenbire bir patladı. Bakın böyle paramparça oldu. Ya ben nazaretim yapınlar seni. Her şey bunun başına gelsin. Allah başka, veriyorum ben yola kapak. Başka bir şey vermesin. Her şey buna gelsin. Böyle bak, bir şey hayatımda olmuş. İlk defa gördüm. Tuz buz olmuş. Allah Allah. Ama hani bu kapak nasıl kırılır ya? Kendi kendine dururken oldu değil mi? Ah şimdi işte kaynıyor yeni. Buzla patlamadı. Bir ses bağırdım hatta duydun sen. Bir şey oldu bir ses geldi. Arkadaşlar biz şimdi ne oldu kızım? Biz şimdi annem baklavayı yaptı hatta baklava yanımda. Bugün görümcem gelmiş kayınvalidem neredelermiş. Rıdvan söyledi. Şimdi ben de hemen Zeynep Halay'ı hazırladım. Gidiyorum kayınvalidemlere. Burada da baklava var işte dediğim gibi. Fırına yani normalde annem evdeki fırında pişirecekti ama şimdi fırına vereceğim. Direkt fırında bu ekmeklerin piştiği yerde
pişirsinler. Daha güzel oluyormuş öyle olunca. Kayınvaliden falan hep orada pişiriyor ama bakalım annemin yaptığını ilk defa orada pişireceğiz. Böyle Zeynep hala da eline balonu aldı. Kafasına taç taktı. Saçlarını falan değiştirdik. Üstünü falan bir değiştirdik. Hep un olmuştu. Şimdi oraya gidiyorum. Bu arada benim görümcem İzmit'te yaşıyor arkadaşlar. Derince'de. O yüzden hani bazen soruyorsunuz seni niye sık sık göremiyoruz diye. O yüzden yani biz de sık sık göremiyoruz. Biz gittiğimiz zaman işte zaten çekiyorum. Hani gittiğim zaman çekiyorum ama görümcem çok fazla videolarda gözükmeyi sevmiyor. Ama kızları falan çekiyorum. Biliyorsunuzdur zaten hani yakinen takip edenler. İşte şimdi o gelmiş. Oraya gidelim. Hem Zeynep hala halasıyla bir vakit geçirsin. Hasret gidersin. Hem de bugün iftarımızı orada yapalım dedik. Hadi bakalım gidelim. İşte orada çekebilirsem yine size çekerim. Tamam. Şimdi şöyle annem burada yoğurt çorbası yapmış. Ben geldim hemen pilav yaptım. Ablam da köfteleri hazırlamış. Köfte patates kızarttık. Fırına attık. Aşağıda da su böreği çıkardık. Onu ısıttık. Sonra burada yine salatamız var. Salata koyacağız salataya. Pilavı koydum ben buraya. Yemeği buraya koyacağım. Aşağı fırınlayacak olan salataya koyacağım. Böreğe koyacağım. Orada çorbaya koyacağım. Zeynep hala da halasıyla birlikte markete gitti. Daha erken bir 20 dakika sonra bunu da hazırlayacağım. Sofrayı da hazırlayacağız. Ve tamam. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. En son size yemekleri göstermiştim. Ondan sonra tabii iftarı açtık. Ondan sonra 9.30 gibi eve geldik. Hemen Zeynep Hala'yı uyuttum. Şimdi Rıdvan da geldi. Bize sağ olsun böyle Rıdvan'ın bir müşterisi baklava yapmış ve kocaman bir tepsi. Fırında da pişittirmiş. Rıdvan da böyle getirdi. Ben de inşallah bunun şerbetini vereceğim ve yani misafirim belli olmaz olursa yani normalde olmuyor ama olursa onlara ikram ederim. Olmazsa da böyle kolu komşuya ikram ederim. Esnaf olmanın bir güzelliği de bu bence. Sağ olsunlar. Rıdvan'ın da seveni çok olduğu için böyle sürekli bir şeyler gönderiyorlar. Allah bin kere razı olsun. Videoyu artık kapatabilirim. Umarım size beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.